gelmez bu işe başlayabilirsiniz. Benim elimde bike varsa ben veririm. Sıkıntı yok. Batur vermiyor. Benim garaj sahibi, pedikep lisansı olmayan adama bike vermiyor. Ama benim elimde olursa ben veririm. Niye vermeyeyim? Hani sonuçta pedikep lisansına da başvurmuş ol. Türk ehliyeti olan herkese ben pedikep lisansı olmasa bile ben bike veririm. Pedikep lisansına yeter ki başvurmuş olsun. 2 hafta içerisinde zaten geliyor. O 2 hafta içerisinde de işte polis molis durdurursa işte Türk ehliyetini göstersin. İngilizce tercümanını göstersin. Desin ki ben başvurdum. Same shit bullshit brother. Good good. From Tacikistan. Tacikler arasında en eleman bu. Şu anda arkadan Adil gene geliyor yalnız. Ride almış geliyor. Biz boş geziyoruz. Bizim driverlar çalışıyor. Empire'dan mı? Empire değil mi? Ulan şakal. Yardır yardır. Benim driverlar benden iyi para yapıyor. Yapsınlar. Helal hoş olsun. Onlar kira ödüyor çünkü. Onların giderleri daha fazla. Benim o kadar fazla giderim yok. Ben yapamasam da olur. Taksinin önünde ride alıp taksicinin sinirlendiği eleman bu elemandı. Hatırlarsanız bir önceki videoda. Abi içeriği değiştirmişsin, çok siyaset konuşuyorsun diyenler var. Haklısınız. Aslında içerik daha çok sizi burada bilgilendirme üzerineydi. Ve sizi bilgilendirme ve kendi işimin reklamını yapma. Sonuçta hani ben de burada bisiklet kiraladığım için bu videodaki amaç hem sizi bilgilendirmek hem de benim işimin reklamını yapmak ki gelen arkadaşlar bu videoları izlesin. İş nasıl oluyor, nasıl bitiyor videolardan görsün. Eğer işlerine geliyorsa, beğeniyorlarsa da gelsinler benden, bana ulaşsınlar ve benden ya da bir başkasından bisiklet kiralasınlar istiyorum. Hani video çekmemdeki amaç o, çünkü birçok kişi abi o nedir ya, nasıl iş oluyor falan diye soruyor. Hani bir videoları görerek az çok fikir sahibi oluyorsunuzdur inşallah. Taksi. Bakınız işte, yani işi bilen adamla bilmeyen adam arasındaki fark. Bilen adam gidiyor Empire'dan oradan buradan bir şekilde bir yerden yatıyor. Ride'ını koparıyor. Biz de böyle trafikte mal gibi geziyoruz. Bize hiçbir şey yok. Bakın yani şeyi çektiğimden beri hani kimseye daha soramadım. Şöyle bir iki kişiyle göz göze geldim ama. Bir iki kişiyle göz göze geldim. Penn Station'da zaten o kadar dolu değildi. Hani buraya gelin. Yiğitan'ı takip edin. Adil'i takip edin. Para yaparsınız. Beni takip eden para yapamaz. Good good. How are you? Nothing. Zero. Yes. You scared? Huh? Don't put me something, okay? I put your face, bro. Don't worry. Where? I will say this guy has many bikes. Just reach him. This is the name. Call him. Reach him. Everybody's gonna text you after I upload this video. Friend, yeah, I don't have a bike. That's what I'm gonna do. But you have experience, right? You can share. You can give somebody your experience. You know how to make money. Many new guys wanna come here, man. I have to explain my job. Ah, I was gonna ask, man. Come on. Ben soracaktım dedim de sorsun ya. Bu eleman da çok. Bu eleman da eskilerden. Öteki sakallı olan işitçilere benzeyen eleman da eskilerden. İyi elemanlar ama. Buradaki genel tacikler gibi değil. It's for your headache, right? Ha? For your headache. My headache. Yeah, you drink too much and then your head is not working, you gotta tighten it around. Yeah, I don't make money. At least maybe I talk something and then you know share the video. But most of the Turkish guys is watching me. Turkish and Azerbaijan. They watch you? Yes.
From Turkey. Nobody watch here. Nobody watch me who lives America. Yeah, no. They just watch from Turkey, from my country. So you share the life of the people? Yeah, I just put it and then they get notification from YouTube. They follow me. I have YouTube channel. Oh, yeah? Yes. You 20... don't look like you have a YouTube channel. I have. 2,500, man. 2,500. It's gonna be 10,000. And then I'm gonna make YouTube leave. And then I make extra money. No, nothing. If you wanna make money, your video is supposed to be maybe 100,000 views, and then they give you $10. Look, 100,000 views, $10. It's supposed to be more than million, more than 1 million views, and then you maybe make good money. But 100,000 views is nothing. Nobody gonna fucking watch your bike, bro. This Manhattan is not good. Yes, I'm telling. Sometimes it's good, sometimes it's bad. I'm explaining. Bilmiyorum, konuşmaları anladınız mı? Selam yolluyorduk. Ali'yi unutmayalım. Ali, benim altyazıları dinleyen eleman, altyazıları yerleştiren eleman. Eğer vakti olursa bu videoyu muhtemelen altyazıları açarım ve bu elemanla olan konuşmalarımı altyazıya ekleyebilir. No, I'm explaining Turkish. And then I put English Turkish subtitle when I talk English. Yeah, I just put English subtitle on YouTube. No, I'm sorry, Turkish subtitle. Give me one day, I'll use it, I'll get it. Put me on another camera like... No, no. No, only this one. Fucking cheap, man. And microphone. Sorry. Doesn't have a microphone. Sorry, microphone is good. Taxi. Taxi. Miss. Taxi. How far do you go? Ali'ye buradan selamlar. Aklımda kalanlar Tayvan. Tayvan'dan bir şey takipçim buldu beni. Tayvan'a buradan selamlar. Ben de altın elbiseli adam gibi. Altın elbiseli adam gerçi takipçilerine değil de sponsorlarına teşekkür ediyor. Benim henüz bir sponsorum yok. Ben de takipçilerime bari selam göndereyim, teşekkür edeyim. Taxi guys. Trabzon'da yaşayan bir abi yorum yazmış. Demiş benim de eşim Taylı demiş. Eşi Taylı olan biri daha beni bulmuştu. Antalya'da yaşayan. Sanırım masaj işindeler. Spa. O da ya buraya gelmeyi planlıyor ya da Tayland'a geçecek galiba. Aklıma o geldi bir an. O bir abi yoruma yazınca benim de eşim Taylı diye. Dedim Antalya'dan mı? Dedi yok. Ben dedi Trabzon'dan. Eşi Taylı olan takipçilerim de var. O konuda hemfikiriz. Yalnız değiliz demek ki. Dur. Gel. Gel. How far are you going exactly? We're going to Park Central. It's 877. Total 25. How much? 25 total. 25? Yes, total price. What she say? Yeah. Okay, let's go. Okay, you guys ready? All right. Park Central Hotel. İlk videomda hatırlarsanız bu eleman değildi ama başka bir elemandı. Take them. Başka bir elemandı. Onun da önünden ride almıştım. O da benimle böyle konuşuyordu. Hatırlayanınız vardır. O da Tacik'ti, bu da Tacik. Şimdi de bunun önünden ride aldım. Bunlara söylemedim. Gördüğünüz gibi dakikası şu kadar falan diye. Yani kayıtlı olduğum için böyle davranmıyorum.
Normal kayıt dışında da aynı bu şekildeyim. Kaydetmediğim zamanlar. Çok fazla bağıra bağıra da konuşamıyorum fark ettiyseniz. Arkamdakiler bir şey çakmaz. Oo, bu da almış. Kırmızı da geçiyorsun mübarek. Yavaş. Sakin. Şimdi bunun önünden ride aldım. Dediğim gibi kayıt dışı da olsam genelde her zaman fiyatını gösterip işte 499 per minute deyip korkutup kaçırmak istemiyorum. Çünkü benim amacım ride taşımak, fazla insan taşımak. Ben 15'e de 20'ye de 25'e de razıyım. Hani öyle hani bir alayım 40 alayım, bir alayım 60 alayım mantığında değilim. Çünkü bu sefer hani kavga oluyor. Tartışmak istemiyorum hiç kimseyle para yüzünden. Dakikası 4.99 demiş olsam bile as soon as possible, yani en hızlı şekilde gitmeye çalışıyorum ki fazla yazmasın. Hani onu işte ortalama 40 dolara falan getiriyorum. Benim çalışma şeklim bu şekil. Siz istediğiniz gibi çalışın. Whose birthday? Oh, happy birthday man. Oh. Red light. Ben bu elemanı, Amerikalı bir eleman, arabadayken görmüştüm. Arabada ışıklarda bekliyorum. Karşıdan karşıya geçiyordu. Downtown'da bir yer. Korna çalıyor, bakıyor böyle tip tip. Tabi arabanın içindekini net göremiyorsunuz ya. Tabi arabanın içindekini net göremiyorsunuz. Bu da böyle tip tip bakıyordu, bu kim lan falan diye. Sonra camdan kafamı çıkarınca anladı benim olduğumu. Öyle bir muhabbetim olmuştu. Uzun süreli pedikepçilerden bu da. Fiyatı astronomik rakam çakan Tacikler, Kırgızlar gibi değil. Bazı Türkler, Türklerin hepsi değil, bazı Türkler, bazı Tacik ve Kırgızlar gerçekten çok astronomik rakamlar çakıyor. Ve ağzıyla da söyleyeni gördüm. Gözümle 3 tane kadın binecekken adam ve hani mesafede gidecekler. Dakikası 6 dolar diye ağzıyla söyledi. 699 per minute dedi, yani 7 dolar dedi, hatta 6 bile değil. Ben şurada 4 dolar diyemiyor. Ağzım, dilim varmıyor yani dakikası 4 dolar demeye. Dilim vermiyor. Şuradan bir bakıver diyorum. Adam ağzıyla da söylüyor. Tabii hatunlar kaçtı. Yaşça biraz orta yaş. 3 tane böyle ciks bir hatundu. Ciks dedim ya, aklınıza güzel hatunlar gelmesin. Kaçtı gitti. Ben de daha sonra bir yakalayayım dedim şunlara. Ya gelin dedim, ben size daha fazla iyi fiyat, düz fiyat vereceğim. Flat rate vereceğim. Total rakam vereceğim diyorum. Yok. O şeyi duyan bir daha da binmiyor arkadaş. O yüzden ben her zaman gösteremiyorum. Korkuyorum yani kaçıp gidecek diye. Kaçmasın abi, kaçma ya. Hop. Gerçi bunların gittikleri yer kısa. Ben gene dakikası 4 dolar bile desem. Şurada zaten toplasan şimdi 5-6 dakika gideceğiz. Gene 20-25 falan tutacak yani. Mesela onu da yapın. Hani atıyorum mesafe zaten 4-5 dakikalık yerse direkt 20 dolar deyin. Hiç dakikası 4 dolar falan bulaştırmayın yani. Toplam fiyatı söylemek aslında en mantıklısı, ama bazen dediğim gibi dedik yani gerçekçi olalım. Ben de bazen toplam fiyat söylemiyorum. Bazen, ama her zaman değil. Bazen böyle tık diye biniyorlar. Demiyorum yani toplamda bu kadar tutar diye. Hani adam belki verecek abi. Niye uyandırayım ki adamı hani. Ya bu işin birazcık doğasında da var. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun. O yüzden bu işi sevmiyor halk, toplum. Sırf bu sebepten dolayı hani turist şeysi, turistleri kazıklayan sektör gibi görünüyor. Doğru. Doğru. Doğru yani. Çünkü ya düşün. Hani
bak buradan da çağıranlar var. Hello. Park Central. Doğru. Doğru. Almanca kaba bir dil. Doğru. Yani bu işin de fıtratında var birazcık. Hot dogçular da yapıyor onu. Ya bu turistin kaderi sadece burada da değil. Yani birçok ülkede aynı. Hani sanırım Küba hariç. İşte Küba'ymış, Kuzey Kore'ymiş. Zaten oralara öyle turist olarak girmek de sıkıntı da. Küba'da zaten kazığı devlet çakıyor. Günlük $200 mı ne istiyormuş otellere? Ama orada mesela halkın turiste yüksek fiyat çakmasının çok ağır bedeli varmış. Öyle duyumlar alıyoruz. Hani diyelim ki Küba hariç birçok ülkede turistin kaderi aynı. Hani ben bunu şeyde de yaşadım, Tayland'da da yaşadım. Her ne kadar böyle gözümde gülücüklerle ayrıldığım bir ülke olsa da orada da turistin kaderi aynı. Orada da turiste ekstra bir çakma durumu var. Dediğim gibi hani bu işin bizle bir alakası yok. Sistem böyle. Çünkü belli bir taksimetremiz yok. Kafana göre. Ne dersen artık. Çok da abartmamak lazım. Hani bunlar sormadan da binmiş olsa ben timer'ı açardım. Atıyorum. Bu ride muhtemelen 6-7 dakika sürdü. Derdim ki $30. Yani 25 demezdim de 30 derdim. Ters yön. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu benim driver yaptığını görünce ona dedim ki benim dediğimi de yap, benim dediğimi yap, yaptığımı yapma. This is good. Better than cab.